Fikir Tutar'dan herkese selamlar. Ben Begüm Duralkış. Süregelen sorunların çözümlerini girişim ekosisteminde aramaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızda gıda ve tarım sektörlerini dönüştürmeyi hedefleyen iki farklı girişim ile birlikteyiz. Konuklarımızı hemen takdim etmek istiyorum. Çölyaklılar için gıdanın içindeki gluteni dakikalar içerisinde tespit edebilen, aynı zamanda cepte taşınabilir, kolay, şarj edilebilir biyosensörleri üreten girişim Porion. Ve kurucu ortağı Berfu Safranbolu. Berfu hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. İkinci konuğum ise ilaç ve kozmetikte kullanılan ham maddelerin çevreci ve yüksek saflıkta üretimini yapan Bayonom ile kurucusu Nerve Cansu İşeri. Doğru söyledim mi? Doğru, evet. Ha, süper, tamam. Hoş geldin. Başlamadan önce neden iki değerli girişim ile aynı anda bir aradayız merak eden dinleyiciler için bunu da yanıtlamış olalım. Bunun sebebi Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'nün Gıda Fonu tarafından desteklenen ve Foodback ile Topraklı'nın ortaklığında gerçekleştirilen gıda ve tarımda değişim yaratan kadın girişimci programı. Programda birincilik ödülünü Porion ve ikincilik ödülünü ise Bayonom aldı. Program sürecini, girişimciler için önemini ve sunduğu fırsatları ayrıca konuşacağız. Ama önce bir girişimleri dinleyelim mi? Yani çıkış hikayelerini, neden bu konuda, bu alanda bir girişim kurmak istediğinizi şöyle bir giriş yapmış olalım. Berfu sen başlayalım mı? Ne dersin? Tabii başlayalım. Teşekkür ederim öncelikle böyle güzel bir programa davet ettiğiniz için. Bizim hikayemiz aslında şöyle başladı. Bir konuşmasında şey diyordu Hande Çilingir, Insider CEO'su. İşte biz girişimciler romantik insanlarız. Ben de biraz bunu böyle içselleştirmiş olmalıyım ki gerçekten öyleyiz. Çünkü duyguyu işin içine katmadan bu kadar bir hayalin peşinde koşulmuyor. Ben de biz iki kurucu ortaklı bir biyoteknoloji şirketiyiz ve yani benim hayalperestliğim kadar diğer arkadaşım da aynı şekilde. Ve biz ODTÜ'de bir kariyer gelişim günlerinde iki arkadaşın kurduğu ve işte çok zorluklarla girişimlerini yönettiği bir şey dinlerken sahnede acaba biz de o gün göz göze baktık ve o sahnede biz de olabilir miyiz dedik. Aslında bizimki sözsüz bir anlaşma gibi oldu. Daha sonra tabii hani tamam bu romantik hayaller bir noktaya kadar ama yaptığınız işin satılabilir olması, pazara uygun olması vesaire aslında doğru zamanın da gelmesi gerekiyor. Biz biraz pişmeyi bekledik. O doğru zamanı yakalamak için mezun olduktan sonra ikimiz de kimya mühendisiyiz. Aynı sektörde çalıştık. Farklı kollarda deneyimler kazandık ettik derken sanırım biz olduk dedik ve hani artık yaptık. Çünkü arkadaşlarımız bile işte hani girişimci olacaktınız bir proje yazıp gitsenize gibi. Ama dedim ya ben hani biz romantik insanlarız ve hani bir şeye gerçekten inanmak istiyoruz. Doğru zamanı bekledik ve 2020 çok güzel bir zaman pandemiye denk geldi. Demek ki daha fazla zorlanmaya ihtiyacımız varmış. 2020'de böyle bir fikir geldi. Neden çölyak derseniz biz mühendislik çıkışlı insanlarız ve işte dünyayı değiştirmek, dönüştürmek hani o tarz hayallerimiz var elbette. Ama çölyakla tanışmamız da işte kurucu arkadaşımın babasının bir dizi hastalıklarla test yapması sonucu işte kanserden çölyağa kadar bir sürü test yapıldı bağırsağındaki bir problem yüzünden ve işte biz o zaman araştırmaya başladık. Çölyak nedir, şudur, işte neler yapılır vesaire ve böyle bir açık fark ettik ve bilgi birikimimizi oradaki bir fırsatı birleştirerek bir çözüm sunmak istedik aslında. Yani teknik bilgiyle romantizm birleşti, Porion çıktı diyebilirim. Tam olarak ne yapıyorsunuz peki şimdi Porion'da? Porion şu anda 2 yıldır aslında yapmak istediği çölyaklar için o cepte taşınabilir o biyosensörü geliştirmeye çalışıyoruz. Belirlediğimiz bir hassasiyet var ve artık çölyakların gerçekten hani tabaklarına gelen yemeği gönül rahatlığıyla yemelerini istiyoruz. Yani test edecekler, bakacaklar ve kafalarında hiçbir soru işareti kalmadan sizin gibi, benim gibi rahatlıkla o şeyleri, besinleri tüketebilecekler. Ekibinizde bu alanda mühendislik geçmişi olan aslında bir ekip. Ama evet. Onun dışında ekibinizden biraz daha bahseder misin? Tabii ben ikimiz de Burcu'yla aynı bölümden mezunuz. ODTÜ Kimya Mühendisliği mezunuyuz. Daha sonra aynı yerde çalıştıktan sonra Burcu biyoteknolojide devam etti. Şu anda tıp bilişiminde yine doktor yapıyor. Ben biraz daha farklı bir alana yöneldim. Sosyal bilimlere ilgim vardı ve istifa ettikten sonra yüksek lisansa başladım. Toplumsal cinsiyet alanında. Ve biz şirketi kurduktan sonra şu anda da biyolog olarak bir arkadaşımız bizimle birlikte. Şu anda bir makineci arkadaş arıyoruz. Bir de elektrikçi, elektrik elektronik mezunu yine ODTÜ'lü bir arkadaşımız var ekibimizde.
Yani şu anda bayağı evet teknik. Peki bu biyosensör dakikalar içerisinde tespit ediyor. Hem bunun maliyet kısmını yani tüketici buna nasıl ulaşabilir? Maliyeti nedir? Sunacağı avantaj açısından, kolaylık açısından nedir? Biraz daha buraya açalım mı? Ya şu anda evet prototip aşamasında aslında hani son tüketiciye yakışır bir şeyi hala geliştirmeye çalışıyoruz. Bu noktada da bir yatırım arayışımız elbette mevcut. Çünkü şu anda TÜBİTAK destekleriyle ve kendi öz kaynaklarımızla devam ediyoruz. Bunun daha nasıl diyeyim satın alınabilir bir noktaya erişmesi için çünkü biyoteknoloji gerçekten çok pahalı bir alan. Biz bunun dışarıdan evet böyle genel geçer bir söylem olduğunu biliyorduk ama işin içerisinde bu yani ham madde alımlarını yapmaya başladıkça biliyorsunuz Türkiye'de ciddi bir hani kimyasal üretim vesaire yok. Bu konuda da dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bunları tedarik etme süreci vesaire bütün operasyonlar hep euro üzerinden. Direkt işte kurdaki dalgalanma da hani bizleri etkiliyor. Bunu tabii ki ilk etapta yerelleştirmek ve dış kaynaklara bağımlılığı azaltmak ve bunun dışında da daha satın alınabilir Türkiye'deki insanların da buna erişebilmesi için elbette çalışıyoruz. Hedefimiz tabii ki her startup gibi ama globale açılabilmek. Çok teşekkür ederim. Tekrardan dönüş yapacağım. Şimdi Nerve ile devam etmek istiyorum. Biraz da Bayanom'un hikayesini dinleyelim mi? Biz yine pandemide başladık sürece. Benim için girişimcilik hep vardı içerimde. Hep kendi işimi kurmak istiyordum. Biyoloji okudum ben, biyoloğum. Ve okurken de daha fazlası yapılabilir, daha fazlası yapılabilir. Şu an yapılanlar yeterli değil olarak bakıyordum. Çünkü açıkçası biyoloji çok geniş alanları olan bir bölüm. Ve yapılabileceklerin sınırı yok. O yüzden ben ne yapabilirim diye düşünürken rekombinant üretim dediğimiz bir teknolojiyle neden ben üretmiyorum şeklinde düşünüp bu alana girmeye karar verdim. Nedir bu teknoloji? Rekombinant teknoloji dediğimiz şey genleri mikroorganizmalara aktarıyoruz. Onlara yapıştırıyoruz yani bir terzi gibi. Mikroorganizmaların da ürünleri üretmesini sağlıyoruz açıkçası en basitinden. Bu teknoloji yaygın kullanılan bir teknoloji mi? Bu teknoloji özellikle ilaç alanında yaygın olarak kullanılan bir teknoloji. Enzim, deterjanlarda kullanılan enzimler dahi aslında bu teknolojiyle üretiliyor şu anda dünyada. İlaçların çok büyük bir kısmının etken maddesi bu teknolojiyle üretiliyor. Aslında hayatımızın içerisinde kullandığımız, bildiğimiz fakat genel olarak hani teknolojiyi bilmediğimiz için görmediğimiz bir teknoloji bizim. Bu çevreci üretimde kullanılan bir teknoloji mi peki? Çevreci olarak değil fakat yüksek saflıkta ve yüksek verimde üretim için kullanılıyor. Bizim burada çevreci olarak kattığımız kendi yöntemlerimiz var. Süreci açıklayabilirim kısaca. Lütfen. Biz genleri aktarıyoruz, yosun kullanıyoruz biz. Yosunları aktardıktan sonraki yosunlar fotosentetik canlılar yani güneş ışığı altında karbondioksit alıp bize oksijen ve ürün veriyorlar açıkçası. Dünyamızda şu anda kullandığımız oksijenin %75'inden fazlasını bize sağlayan aslında yosunlar. Yani üretim aşamanızın en temel girdisi yosun mu? Yosun, genetik olarak değiştirilmiş yosunlar. Ve biz ayrıca kendimiz yosunların yetişeceği ortamı da tasarlıyoruz. Bunu hem yazılım temelli olarak hem tam otomasyona sahip olarak tasarlıyoruz ki herhangi bir hata, yanlışlık olmasın buna yer vermemek için kendimiz tasarladık bu sistemi. Dışarıdan bir çapraz kontaminasyon olmasın diye kapalı bir sistem tasarladık bu şekilde. Işık sistemi dahi her şey kendi kendini döndürebilir şeklinde aslında sıfır atık politikasıyla çalışan bir sistem. Hatta nötr, karbon nötr olarak. O zaman şunu söylesek doğru olur mu? Yani aslında Bayanom'la yosundan ilaç ve kozmetik sektöründe çevreci ve yüksek saflıkta ham madde üretiyorsunuz. Evet. Süper. Bu ilaç ve kozmetik kısmını biraz açalım mı? Biz aslında podcast'in başında biraz konuşmuştuk seninle ama ilaç hem tarım alanında hem de normal gıda alanında da kullanılıyor.
Biraz açabilir misin? Şöyle bizim ürettiğimiz ham maddeler, kimyasallar yani hem ilaçlarda, kozmetiklerde, evcil hayvanların kullandığı gıdalarda, bizim kullandığımız gıdalarda ve içeceklerde kullanılabilen kimyasallar şu an ürettiklerimiz. Genel olarak pazarın en büyük sahibi olan ilaç aslında burada, her alanda olduğu gibi. Yüksek katkı değeri var açıkçası ilaçlarda, kozmetikte ve gıdada. Şu anda artan bir ilgiyle bu devam ediyor. Mesela kozmetikte kullanıldığında çok iyi bir nemlendirici, çok iyi bir sivilce giderici olarak kullanılıyor. Hastalıklarda, ilaçlarda kullanıldığında bizim ürettiğimiz kimyasal kullanılan hastalıklara baktığımızda aslında çok ciddi hastalıklar, kanser de ağrı kesici olarak, MS hastalığında, Alzheimer, Parkinson, anksiyete gibi mental hastalıklar da dahil pek çok hastalıkta kullanılıyor şu anda, şizofreni de dahil. Gıdalarda yine girdiğinde ise yine bu anksiyete giderici özelliğini bize direkt atıyor, bir çikolata yiyerek ilaç içmiş gibi o anksiyetemiz azalıyor ve hayatımıza standart, stabil bir şekilde devam edebiliyoruz. Siz bu yosundan ürettiğiniz ham maddeyi ilaç şirketleri ve kozmetik şirketleriyle, firmalarıyla bir araya gelerek aslında bir beraber iş ortaklığı geliştiriyorsunuz. Doğru mu anladım? Biz satıyoruz direkt ham madde olarak, fakat işbirlikleri de tabii ki açıyoruz. O zaman yine burada minik bir es verelim. Berfu, seninle devam edelim mi? Tabii. İlk bölümde bir iki not aldım. Bunlardan biri, şu an biyoteknoloji alanında bir iş geliştirmenin pahalılığından bahsettin. Yatırım ihtiyacından bahsettin. Ve operasyonlarda dışa ağırlıklı bağımlı olduğunuzdan bahsettin. Bu konuda yeterince destek var mı, yok mu, ya da yani bu yatırım konusundaki belki desteğin azlığı ekosistemin de bu alanda gelişmesinin önünde bir engel oluyor mu? Aslında biz pandemide kurulan bir şirketiz. Şimdi bunun çok kötü bir tarafı oldu. Çünkü ham maddelerin gelmesi bizim için, yani biz 12 aylık bir proje yazdık, 6 ay gecikti. Bu bizim elimizde olmayan bir süreçti mesela ve bizim çıkardığımız prototipin sadece bir kalemi. Bu bir ham maddesi ve bunu yapmadan biz şey yapamıyoruz, devam edemiyoruz sürece. Böyle bir nokta oldu. Bunun kötü tarafı bu. İyi tarafı şöyle bir şey. İnsanlar bu işte BioNTech bu kadar ciddi bir yatırım aldıktan sonra ve kurucular çok ciddi paralar kazanıp dünyanın en zenginler listesine bir anda girdiğinde artık hiç bilmeyen biri bile biyoteknoloji nedir? Aşı bizi kurtaracak mı? Yani insanlar o ölüm korkusuyla yüz yüze geldiklerinde aslında sağlık teknolojilerini, tarımdaki, gıdadaki teknoloji geliştirmelerinin, yani hayatın kendisinin biyoteknolojiyle ne kadar derinden bağlı olduğunu anladılar. Bu da bizim için artı bir şey oldu. Biraz daha yatırımcıların ve yani sermayenin bu tarafa bakmasını sağladı. Ama bir miktar sağladı bence. Hala yeterli ve değer görmesi gereken tarafta olduğumuzu düşünmüyorum. Evet, biyoteknoloji pahalı ve bir şeyi üretmek çok fazla zaman, emek ve çaba gösterdiğiniz, sürekli hatalar yaptığınız, deneyler yaptığınız, birinin diğerini tutmadığı, bir sürü değişkenin olduğu bir süreci kurguluyorsunuz. Bütün bunların içerisinde işte bu kadar return'ın, hani geri dönüşün uzun olduğunu yatırımcılar da biliyor, girişimciler de biliyor. Donanım sektöründe özellikle bu daha da zor aynı şekilde. Ama diğer tarafta da tabii ki bir şeyin, girişimin en büyük hedefi para kazanmak. Yani neticede dünyayı değiştiriyoruz ama bunu elbette ki ticari bir misyonumuzla da yapıyoruz. Bu iki tarafı dengelemek biyoteknolojide gerçekten oldukça zor. Ve hani yatırımcıların bu alana evet daha fazla sempati duyabilirler belki. Hani bunun için elbette ki uğraşıyoruz ama sınırlı kaynaklarımızla, bütün enerjimizi buraya şey yaparak, kanalize ederek bu MVP sürecini daha da kısaltmaya çalışıyoruz ama yani oyun sektörü gibi, yazılım sektörü gibi işlerimiz, şeylerimiz daha zor oluyor. Geri dönüşleri ve ortaya bir ürün çıkarma süreçlerimiz daha meşakkatli ne yazık ki. Girişime ilk başladığınız noktada sermaye konusunda nasıl ilerlediniz? Sermaye konusunda biz aslında TÜBİTAK'la kurulduk. O dönemde Eylül 2020'de kurulduk. Doların daha ziyade daha düşük olduğu, kurun daha elverişli olduğu zamanlar. Bu dönemde yani bütün şeyimizi zaten buraya akıttık.
sermayemiz, öyle söyleyeyim. Daha sonra devam projesi yazdık 1507. Yani bizim tarafımızda işler birazcık şöyle zor ilerliyor. Yatırımcının karşısına çıktığımızda bir prototipimiz olsun istedik ve bu süreç gerçekten çok uzun süren bir süreç. Yani biz bunu ilk girdiğimizde biliyorduk. Yani 2-2,5 yıl biz buna emek vereceğiz ancak öyle bir şeyler çıkacak. Daha sonra altyapımızı geliştirdik. Daha donanımlı bir yerde çalışmaya başladık. Yani şu anda istediğimiz yerdeyiz. Tekrar bir TÜBİTAK desteğiyle devam ediyoruz. Bu noktada da yatırımcının karşısına çıkabilecek bir solid bir şeyimiz olacak elimizde. Merve, aynı soruyu aslında sana da yönlendirmek istiyorum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Girişimi kurduğun noktada yatırım konusunda yaşadığın sıkıntılar eminim olmuştur. Ve siz de biyoteknoloji alanında faaliyet gösteriyorsunuz. Yeterince destek alıyor mu sizce? Biyoteknoloji alanı ya da sosyal etki yaratan girişimler ekosistemden yeterince pay alıyor mu? Ya aynı şekilde biz de Barfular'la aynı şekilde kimyasal söylüyoruz ve hala aynı. Asla değişmedi bu yıllardır, 2-3 yıldır. Gelmesi en az 4 ayı buluyor ve bu gerçekten çok büyük bir ket vuran bir basamak açıkçası. Biyoteknoloji alanında özellikle bir ürünün geliştirilmesi açısından bu en büyük sorunlarımızdan. Bunların kurdaki dalgalanmalar tabii ki çok bizi etkiliyor. Özellikle ben 1512 ile kurulmuş bir şirketiz biz. Ben başvurduğumda 8,5 iken bir anda 17'ye çıktı ve ben direkt yarı fiyatına düşmüş oldu aslında. Yarı ne denir? Aldığım destekte bir aldığım o kadar destek değer kaybetti. Aldığım destek yarıya düşmüş oldu. Değer kaybetti. Bunun verdiği çok büyük bir moral çöküklüğü oldu ilk başladığımda. Ama destekler şu anda giderek artıyor. Özellikle programlarda beraber bu EVA gibi çeşitli programlar gibi programlarla destekler artıyor bu alanlarda. Özellikle kadın girişimcilik destekleri fazlasıyla artıyor. Fakat diğer alanlara baktığımızda hala biyoteknoloji bilinmeyen kurak bir alan. Çünkü bilinmeyene insanlar yönelmiyor. Özellikle yatırımcılar yönelmiyor. Merve ve Berfu, şunu da sormak istiyorum. Şimdi bir kadın girişimci programında ödül aldınız. Kadın girişimci deyince özellikle şunu merak ediyorum. Ekosistemden nasıl bir pay alıyor kadın girişimciler? Bu aldıkları yatırımı girişimci yatırımcı ilişkisi açısından nasıl bir boyutta ve süreç içerisinde bir kadın girişimci olarak cümlesini her ne kadar kurmak istemesem de yaşadığınız sıkıntılar neler oldu ekosistemde? Biraz bundan bahsedelim mi? Ben başlıyorum. Tamam Berfu, seninle başlayalım. Ya aslında kadın girişimcilik, hani cinsiyet belirtmeyi ben naçizane çok kullanmayı sevmiyorum. Ama gördüğümüz şu var ki kadınların olduğu her alanda eşitlik sağlanana kadar cinsiyet belirtmenin bir noktaya kadar faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bu hiç bilmeyen insanların bir takım daha ön yargılarını kırmak, kabullerini genişletmek adına yapılabilir. Ama diğer yandan var olan girişimciliğin zaten erkekle özdeşleştirildiği imasını yeniden de üreten bir söyleme dönüşüyor. Bu ikisinin arasında çok ince bir çizgi var. Bu noktada ben kendime illa bir cinsiyet belirteceksem kadın girişimci değil, girişimci kadın. Yani girişimciliğimin girişimci erkek denmesi gibi. Yani bu mutlaka belirtmem gerekirse sıralamayı bu şekilde düzeltmeyi düşünüyorum. Onun haricinde ama tekrar da sayısal verilerle gerçekliğe baktığımız zaman burada bir eşitsizlik var. Pastanın büyük dilimini işgal edenler diyeceğim. Pastanın büyük dilimine sahip olanlarla yani bu dağılımda çok ciddi eşitsizlik var. Kadınların kadınların alabildiği pasta dilimi çok az. Bu kısımda tabii ki iyiye doğru giden şeyler var ama veriler %9'u gösteriyor. Hem dünya genelinde bu şekilde hem de Türkiye'de kadın girişimci kadınların oranı ekosistemdeki %9 ve yatırım alma süreçleri de kadın kurucu ortaklı girişimlerin yatırım alma oranları %2.
Yani bu kadar oranlar düşükken ben Eva gibi kadınların birbirleri içerisinde daha çok network kurabilecekleri, kendi dillerinde biraz daha konuşabilecekleri ve biz de burada varız diyebilecekleri birbirlerini güçlendirici pratiklerin paylaşıldığı bu programları güçlü ve şu anda gerekli buluyorum. Yani umarım ilerleyen günlerde zaten bu şekilde cinsiyet ayrımı yapılmaksızın sadece bir masanın etrafında girişimcilerin olduğu, girişimlerin konuşulduğu bir şey olur. Yani bunun hayaliyle bir taraftan şey yapıyorum, çalışıyorum aslında. Sen neler söylersin Nerve? Ben tamamen katılmakla birlikte girdiğim ortamlardaki ön yargıdan da bahsedebilirim biraz. Lütfen. Bir girişimci bir kadın olarak tamamen yeterli değilmiş olarak bakılıyor. Hem teknik olarak hem de ticari olarak bir yetersizlik her zaman bir ön yargıyla ilk konuşmaya başladığımda özellikle bir erkekle eğer bu konuşmayı gerçekleştiriyorsam, iletişimi gerçekleştiriyorsam böyle bir ön yargıyı mutlaka seziyorum. Her ne kadar konuşmanın ilerisinde belki ön yargı ortadan kalkıyor olsa bile en başta var her zaman. Tabii bu bütün yatırım süreçlerini de etkileyen bir durum aynı zamanda. Berfu sen de bahsettin. Yani bu alanda peki bir gelişim de var mı? Hep böyle olumsuzluklardan konuşuyor gibi de olmak istemiyorum ama yani şu an kadın girişimciye yönelik teşvikler artıyor mu? Bu alanda istek var mı? Ve ağırlıklı olarak hangi sektörlerde öne çıkıyor kadın girişimciler ya da girişimci kadınlar? Bu şekilde devlet teşvikleri konusunda kadın olmak artı bir puan olarak şu anda bakıldığına dair hani veriler var ortada. Diğer teşvikler konusunda genel olarak nötr bakılıyor. Özellikle Avrupa Birliği teşvikleri çok daha nötr bakıyor. Fakat kadın istihdam oranına çok dikkat edilen bir şey. Girişimci bir kadındansa kadın istihdamı asıl önemli olarak görülen bir olgu şu anda girişim dünyasında. Çünkü kadınların her ne kadar girişimci kadınlar az olsa da kadınların istihdamdaki oranı da çok düşük. Buna da dikkat ediliyor. Madem bu konuları da konuştuk, Eva'ya gelelim. Eva'ya başvuru sürecinden bahsedelim. Neden bu programa katılmak istediniz? Bu programın size sunacağı fırsatlar neler? Ve bu tarz programlara katılmayı faydalı buluyor musunuz? Öneriyor musunuz? Berfu neler söylersin? Ben aslında bir mentorumuzun önerisiyle keşfettim bu programı. O bir paylaşmıştı bakar mısınız buna diye. Ben girişimimizi zaten Eylül 2020'de kurmuştuk. Eva'dan haber aldığımda direkt işte demo day'leri izlemeye başlamıştım. Ve gerçekten şeydi, orada gelen yorumlar işte girişimlerin kendilerini ifade etme şekilleri vesaire. Yani onun atmosferi beni oraya çok yakın hissettirdi içgüdüsel olarak. Ve daha sonra Eva'yı araştırdığımda yaptıkları işler, sundukları fırsatlar, nasıl bir program olduğu, özellikle vizyonları beni etkilemişti. Çünkü burada ya Eva'da gerçekten şeyi hissedebiliyoruz. Yani network girişimcilikte çok önemli. Ve bu network bir şekilde bir girişimin ve girişimcinin en büyük sermayesi oluyor. Eva'nın bu konuda girişimlere çok fazla şey kattığını bizzat gördüm. Ve o yüzden 2 yıllık... bu süreçleri başka girişimcileri sahnede izledikten sonra burada ben de olabilirim dedim. En başta söylediğim gibi ben hep şeye bakıyorum. Ben ne zaman pişerim? Bu ne zaman doğru zaman olur? İşte 2 yıl burayı izledikten sonra 3. yıl ben galiba oldum. Artık buraya katılabilirim. Hani belki sahnede olabilirim. Benim sıram geldi gibi düşünüyordum. O yüzden böyle bir şeyim oldu. Katılma sürecim oldu. Gerçekten hani programın içerisinde de bu şeyi çok desteği ve dayanışmayı çok hissettim. Bu programda kaç girişim vardı katılan ve nasıl bir değerlendirme süreci yaşandı? Nerve ne söylersin? Bildiğim kadarıyla onlarca başvuru almışlar ve bunun sonucunda 10 girişim bu sürece girmeye, 6 aylık sürece girmeye hak kazandı. Biz onlardan biriyiz aslında. Bu süreç içerisinde mentorluklar, birebir mentorluklar atandı bize. Mentorlarımızla aylık belirli saatlerde görüşmeler gerçekleştirdik. Ki hala ben Derya hocamla görüşmeleri hala devam ediyoruz. Çalışmalar
hız kesmeden devam ediyor Eva'dan kazandığım şekilde. Süreç içerisinde yine eğitimler, mentorluklar, birebir network görüşmeleri gerçekleştirildi. Bunlar gerçekten hem bir ağa katılmak, bu ağda kendimizi göstermek ve oradan olası işbirliklerine yol açma açısından çok değerli oldu. Ben mesela kendim adına söylemem gerekirse Eva programında yer alan girişimlerle şu anda birkaç olası işbirliklerimiz ve ileri çalışmalarımız olacak. Böyle benim açımdan farklı gelişmelere de yol açtı. Yani hem ödüllü açısından, hem mentorum Derya Hocam açısından, hem de işbirlikler açısından fazlasıyla ben tabiri caizse ekmeğini fazlasıyla yiyorum. Evet, belki ben şey ekleyebilirim. Dikkatimi çeken iki şey var. Eva biraz daha böyle şey bir alan, tematik bir alan. Girişimcilikte aynı şekilde böyle tematik alanda sizin gerçekten iyi bilen, biyoteknoloji biraz daha böyle işte yatırımcıya zaten zor aktarılan bir şey, iş modeli olabiliyor. Eva gibi programlar sizin dilinizi konuşan insanların bir araya geldiği o kadar homojen bir grup oluyor ki, yani ben bugün işte AIT Global'ın altında Hollanda'da bir benimle benzer işler yapabilen ya da yapma olasılığı olan girişimlerle kolayca Eva üzerinden iletişime geçebiliyorum. Yani bunu belki aylarca hani networklerimi kullanarak yapabilecekken şu anda belki bir haftada, belki iki günde bu insanlara ulaşabiliyor olacağım. Çünkü en değerli şey zamanımız. Zamanımızı hep buna harcıyoruz. Bu birinci artısı eklemek istediğim. İkincisi de şu güzel bir şey. Girişimcilik çok böyle şey gibi, sinüs eğrisi gibi, bir çıkıyor bir düşüyor, bir çıkıyor bir düşüyor, bazen iki düşüyor hiç hani çıkamıyor gibi şeyler. Burada Eva'nın şey çok dikkatimi çekmişti, bize program gönderdiklerinde bir rahatlama seansı. Yani bu teknik bilgilerin, işte network'ü, bu standart eğitimlerin vesairelerin yanında biz insanlar sosyal varlıklarız, duyguları olan varlıklarız ve inişlerimizde, çıkışlarımızda birbirimize destek olmamız gerekiyor, duyguları göz ardı etmeden. Eva'nın böyle iki programı olmuştu bunların haricinde. Bir koçla birlikte küçük bir nefes terapisi yapmıştık mesela. Bunu hani kameraların karşısında da olsa hepimizin gözünü kapattığı o an, hepimiz belli endişeleri, belli duyguları en azından hani hissedebilme ve birlikte açığa çıkarabilme cesaretini gösterdik ve o anı paylaştık. Ben kendi adıma çok şey hissetmiştim. Yani hangi programda böyle bir şey var? Hani girişimci en nihayetinde arka planda bir insan. Yani bu bu çok önemli bence, bunu hatırlamak, bu değeri. O yüzden hani Eva'nın benim için diğer, ben birçok böyle programlara katıldım. Sadece kadın odaklı da değil, başka türlü programlar da oldu. En önemli şeylerden biri buydu. Yani duygumuzu, arka planda hissettiğimiz şeyi gözetmesi. Özellikle şu an içinden geçtiğimiz zorlu bir dönemde, değil mi? Evet. Evet, girişimlere geri dönecek olursak, Berfu, glutensiz beslenme gibi özel beslenme gerektiren durumlar, özellikle satın alma gücünün düştüğü bir dönemde o gıdaya olan ulaşılabilirliği de zorluyor. Çünkü ürünlerde şu an İthal markalar ağırlıklı görünüyor. Özellikle bu konuda gıdaya erişimin demokratikleştirilmesine yönelik bir çalışma var mı? Sektörel olarak gözlemin, çözüm önerileri neler? Tabii, yani bu konuda elbette ki eksiklikler var. Çünkü yani un vesaire hep bu tarz ürünler, şey gluten, bizim sofrada glutenli olarak tükettiğimiz ürünlerin glutensiz ikameleri hep yurt dışından geliyor ve ürünlerin işte 6 katı 7 katı kadar artmasına sebep oluyor. Çünkü bu noktada şeyler de var, işte glutensiz olduğuna dair testler yapıldıkça gluten free etiketi de ayrı bir şey getiriyor. Masraf getiriyor ve ücreti artıyor ne yazık ki. Ben müşterilerle görüştüğümde genelde devletin bir desteği var. Şu an miktarını hatırlamıyorum ama gerçekten çok cüzi bir miktar. Belki çok 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 düşük bir rakam. Bunların yanına yaklaşamıyor. Bunu belirtmişlerdi. Bu yardım ne yazık ki bir işe yaramıyor ve insanlar bunların ikamelerini yapmak yerine hani tamamen gluteni hayatlarından çıkararak, belki işte hani çocukları için pasta yapan şeyler olabiliyor ya da farklı alternatifler deniyorlar. Ama çölyaklılarla görüştüğümde özellikle sosyoekonomik durumu daha düşük kesimdeki müşterilerde, insanlarda, çölyaklılarda şey görüyorum. Hani ikameyle bir şeyler üretmektense gluteni tamamen hayatlarından uzaklaştırarak işte sebze ağırlıklı beslenmeleri ya da işte glutenin olmadığı bir beslenme şeyi yapıyorlar. Onu görüyorum.
Bu konuda tabii ki desteğin artırılması gerektiğini düşünüyorum ve ben çıkaracağımız bu ürün tabii ki herkesin ne yazık ki alabileceği bir şey olmayacak. Bu noktada globale açılma isteğimiz aslında bir yandan sosyal sorumluluk projesi gibi değil ama hak temelli bir proje yaparak, hak temelli bir söylemin içerisinde şunu yapmayı planlıyoruz. Yurt dışına sattığımız belki her 5 üründen biri acaba burada imkanı olmayan birilerine gidebilir mi gibi. İleride böyle bir şeyimiz var. İş fikrimize eklemlenen bir projemiz var. Bunu o günün koşullarında tekrar tabii revize etmeyi düşünüyoruz ama çünkü bizim yaptığımız şeyde cihaz tek sefer alınacak ama kitler her ölçümde bir değişecek. Yani bir tabağı ölçecek kitle ve daha sonra bunu düzenli olarak satın almaya devam edecek. Bu noktada yani belli bir miktar alınan şeyin bir havuz oluşturup belki o askıda kit gibi şu an bunu düşünüyorum. Böyle bir şey mutlaka yapmak istiyoruz. Peki uzun dönemde planlarınız arasında biyosensör dışında bu alanda işte sosyal varlıklarız dedin. Bunun tabii bir psikolojik tarafı da var. En basitinden bir ortaokul öğrencisinin sınıfında bir doğum günü partisi var. Ve çocuk ondan mahrum kalıyor. Ya da üniversiteli bir genç menüsünde glutensiz bir menü yok. Ya da restorana gittiğinizde glutensiz mi diye sorduğunuz noktada evet deyip ürün geliyor ama işte bu çapraz bulaşma, onu da belki açmak istersin, konusundan dolayı aslında yediğiniz şey aynı fırınlarda piştiğinden dolayı yine glutenli beslenmenin önünü açıyor. Bu anlamda peki hani bir farkındalık yaratmak adına bir çalışma var mı ya da siz bir şey planlıyor musunuz gelecek dönem için? Biz bu alanda bir şey planlıyoruz çünkü şöyle ki gluten free denilince acaba poryon akla gelir mi? Ya öyle bir komünite oluşturmak istiyoruz ki ileride insanların işte test sonuçlarını birbirlerinden belki haberdar edebildiği bir bulut sistemi olabilir. Biraz daha bunu daha bir komüniteye çevirmek istiyoruz aslında. Bu noktada evet farkındalık yaymak, işte insanların daha fazla sesini duyurmak ya da ihtiyaçlarını daha çok dillendirebilecekleri bir platform yaratmak. Bu konuda herkesin aslında biraz daha bilgi denebileceği bir şey, bir nasıl diyeyim size, sahne yaratmak istiyoruz aslında. Bu noktada da söylediğiniz şey gerçekten doğru. Ortaokul noktasında, yani ortaokuldaki bir şeyin çocuğun diğer çocuklar gibi pasta üfleyip işte bir doğum günü yapmak istediğinde oldukça meşakkatli oluyor. Hatta ben yakınlarda çölyaklı olduğu için bir özel okula davet, yani bir özel okula alınmayan bir çocuğun hikayesini biliyorum. Çapraz bulaşma noktasında şunu söyleyebilirim. Bir tane görüştüğümüz çölyaklılardan biri şey demişti. Bu milyonda bir tanecik onlar için fare zehiri olarak nitelendiriliyor. Ve hani milyonda bir tanecik aslında uçuşan bir un tanesi. Belki gözle göremediğiniz. Yani glutenli bir şey söylemişti, ifade etmişti. Glutenli bir pastadan pastayı kestiğiniz bıçağı glutensiz bir pastayı keserseniz yine bir tetiklenme sebebi. Yani bunu şey için anlatıyorum. O kadar küçük ki bizim gözle göremeyeceğimiz küçüklükte bir şey. Onların hassasiyeti, öyle söyleyeyim. Bu hastalığın şeyi, belirtisi ve tetiklenmesi. Bu noktada çapraz bulaşmanın olmaması demek aslında laboratuvar hassasiyetinde bir sterilizasyon gerektiriyor. Bu da maliyetleri artırıyor ve aslında üretimdeki şey, üretim bandının inanılmaz temizlenmesi, shiftlerin ona göre ayarlanması ve tamamen buna özel bir üretim bandının oluşturulması demek. Bu da maliyeti artıran bir şey. Eğer yeterince temizlik yapılmadıysa ve yeterince şey olmadıysa kontamine olma olasılığı çok yüksek. Bu da çapraz bulaşmaya sebep olabiliyor. Bu sadece üretim hattında değil, üretim gerçekleştiği büyük küçük her yerde. Herhangi bir mutfak tezgahında da aynı şekilde çapraz kontaminasyon riski oldukça yüksek ve bunun sıkıntısını yaşayan insanlar restorana gittiklerinde artık hani bazı görüştüğüm insanlar şey söylüyordu, mutfakta bakıyorum. Acaba bulaş riski var mı? Çünkü çölyak olmadan bunun bu kadar hassas bir şey olduğunu bilmiyor insanlar. Bunu söylemek de tamamen işte hani çölyaklılara düşüyor. Bütün sorumluluk onlara aitmiş gibi süreç ilerliyor.
Sayı olarak herhangi bir çıktı var mı elinde? Şey, %1 olarak geçiyor. Bütün dünyada ve Türkiye'deki oran. Yani bütün nüfusun işte şey %1'i. Dünya nüfusunun %1'i mi? Evet, %1'inde görülme sıklığı var. Ama bunun daha yüksek olduğu düşünülüyor. Çünkü çölyağın teşhisi de çok uzun ve zahmetli bir iş. Yani bağırsak endoskopisine gidene kadar belirtiler o kadar çok başka hastalıklarla ilgili ki doktorların aklına son zamanlarda yani doğrudan çölyak gelmeye başladı bununla da ilgili. O yüzden şey de düşünülüyor. Yani bir teşhis edilen kadar teşhis edilmeyen de var. 5 katı kadar ya da işte 3 katı kadar gibi bir şey. Buzdağının görünen kısmı diye tabir ediliyor şu anda. Peki farkındalık açısından globalde de aynı durum var mı? Yani hani gluten free yazıyor tamam. Evet. Ama o bazen biraz bir şeyler de modalaştığı için de aslında tercih edilen ürün haline geliyor. Ama gerçekten hani ona ihtiyacı olan kişi noktasında globalde bir farkındalık var mı? Bu ürünlerin üretilmesi noktasında. Yani bir şey popüler olduğu için mi ağırlıklı bunlar bu şekilde bu marka etiketiyle çıkıyor? Yoksa gerçekten bu ihtiyaca yönelik mi? Biraz şu an bir üretim ya da ilgi var ya da var mı bu ilgi? Yani globalde gluten free olan ürünlere bir trend var. Yani çölyak olmayan, gluten alerjisi olmayan ya da herhangi bir glutenle ilgili rahatsız olmayan insanlar da tüketmeye, sağlık için tırnak içerisinde tüketmeye başladı. Bu biraz şey bir konu hala. Çelişkili bir konu. Yapılan çalışmalar yani sağlıklı bir insan glutenle beslenebilir ya da işte gluteni kestim bana iyi geldi diyen insanlar var. Bu hala biraz şey bir konu. Tartışmalı bir konu devam ediyor. Ama hani yurt dışında ne kadar böyle bir market hani trendi yükselen bir eğilim gösterse de burada en önemli nokta şu, bu çölyaklıların ya da gluten free alerjisi olan yani gluten alerjisi olan insanların işine gelen bir şey. Çünkü denetimler tamamen düzgün yapılıyor. Aslında burada sadece bu gluten trendi yükseldiği için ürün gamları genişliyor. Normal standartize şekilde etiketleme süreçleri vesaire her şey yönetmeliklere uygun olarak yapılıyor ve gerçekten o ürünler gluten free oluyor. Ve yurt dışında yaşayan ve yurt dışına seyahat eden kişilerle de görüşmeler yaptığımda Türkiye'deki yaşadıkları sorunların hiçbirini orada yaşamadıklarını söylediler. Yani oradaki bilinç düzeyi ve hani bir kere yesen bir şey olmaz gibi bir kültür var bizde. Ya burada insanlar hep hani kurallara uygun olarak yönetmeliklere uygun yaşadıkları için hep aynı dili konuşuyorlar. O yüzden daha çok rahat ettiklerini söylemişlerdi. Ağzına sağlık, çok teşekkür ederim. Özellikle bu konudaki sıkıntılardan da bahsettiğin için. Şimdi Nerve seninle devam etmek istiyorum. Şu an gündemdeki aslında en çok konuştuğumuz konulardan biri de şirketlerin üretim süreçlerinde girdi maliyetlerinin yüksekliği. Tabii bunun altında işte dolar kuru da keza önemli bir etken. Siz de burada aslında yerli bir üretim ve masum bir ham maddeyle yosunla bir bu şirketlere ham madde sağlıyorsunuz. Evet. Şimdi bu noktada maliyet tasarrufu da tabii daha mı fazla daha mı nedir? Yani maliyet tasarrufu açısından ne gibi bir fayda sağlıyor Bayanom? Aynı zamanda şirketlere siz bu ham maddeyi sağlamaya yönelik gittiğinizde nasıl bir tepki alıyorsunuz ilk aşamada? Onu da merak ediyorum. Çünkü sıcak bakıyorlar mı? Hem bu işin çevreci olması bir tarafa tabii maliyet tasarrufu da sağlıyordur diye düşünüyorum. Neler söylersin? Ticari açıdan baktığımızda karşıda satış yapacağımız kişi çevreci olmasını çok önemsemiyor bir yerde. Onlar için önemli olan maliyetinin ne kadar uygun olduğu. Bu açıdan da biz şu anda bizim ürettiğimiz kimyasallar bitkiden izolasyonla elde ediliyor yaygın olarak. Bitkiden izolasyonu gibi bu yaygın yönteme göre bizimki 1/5 oranında daha uygun fiyata satılabilecek bir seviyede. Bunun nedeni ise yosunların tek ihtiyacının güneş ve karbondioksit olduğu. Yani bizim aslında solunum faaliyetlerimizin sonucu dışarıya verdiğimiz havayı aslında alıp temizliyorlar. Bir yandan temizleme faaliyetini de gerçekleştiriyorlar bu şekilde. Bu yüzden maliyetimiz yok. O yüzden uygun fiyatlı, saf. Çünkü bitkiden izolasyonda bitkinin bir sürü yan ürünleri var. Kendinden arındırılamayan başka
bir sürü kimyasal daha var. Bunlardan arındırılamadığı için kirlilik oluyor son üründe. Fakat bizim geliştirdiğimiz sistemde sadece yosun bizim üretmek istediğimiz kimyasal ürettiğinden yüksek saflığımız da var. Hem fiyat avantajı hem saflıkla beraber aslında onların arayıp da bulamadığı altın kaynağı biz onları sunmuş oluyoruz. Aslında hem maliyet tasarrufu hem saflık hem de dışa bağımlılığı da azaltıcı bir üretim. Evet. Siz ulaştığınız... İhracat potansiyelimiz çok yüksek bu açıdan, onu söyleyebilirim. Süper. Siz aslında şirketlere ham madde konusunda dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyorsunuz bir yerde. Evet. Peki siz üretim sırasında ne kadar dışa bağımlısınız? Şu anda Ar-Ge açısından dışa bağımlılığımız neredeyse %90 civarında. Çünkü Türkiye'de kimyasal üretimi aktif olarak yapılmıyor. Yani Ar-Ge'de kullandığımız kimyasalların, biyoteknoloji seviyesi olarak adlandırılan kimyasalların üretimi Türkiye'de yapılmıyor. Yavaş yavaş sonuna da geliyoruz. Berfu'dan aslında gelecek dönem planlarını dinledik. Yine eklemek istediğin olursa dinlemek isteriz. Hazır üretim süreçlerinden bahsetmişken global açılma hedefiniz de var mı? Tabii. Global açılmadan zaten olduğumuz yerde sayacağımızı düşünüyorum. Özellikle alımın yüksek olduğu Avrupa, Kuzey Amerika ülkeleri gibi ülkelere açılarak hem ihracat potansiyelimizi arttırmayı hedefliyoruz. Hem de oralara açacağımız merkezlerimizle beraber de orada da tanınırlığımızın artıp global dünyaya aslında hitap eden bir şirket olma hayalimiz var. Yani biraz büyük konuşuyor olabilirim ama ihracat şampiyonu olmayı hedefliyorum. Harika. Berfu, senin eklemek istediğin var mı? Gelecek dönem hedeflerine yönelik. Özellikle hedef bir ülkeniz var mı belirlediğiniz? Evet, çok net bir hedef ülkemiz var aslında. Hem alım gücünün çok yüksek olması hem de bir takım işte kalıtsal nedenlerle nüfus oranla yoğunluğun %2 olduğu Finlandiya. Buradaki bir iki girişimimiz oldu bizim de neler yapabiliriz diye. İlerleyen süreçlerde hani belirli şeyimiz, pazarımız orası, çünkü rakibimiz yok. Alım güçleri çok yüksek ve hani nüfus oranla şeyleri tamam, yani 4 milyon nüfusları olsa da bunun da farkındayız ama aslında hani bizim zaten iş modelimizde hani sürekli satılabilir bir şey olduğu için hani gelir şeyimiz öyle olacak. Şeyimiz Kuzey Avrupa, Finlandiya çıkışımız. Son olarak şu konuda da fikirlerinizi merak ediyorum. Sizce gıda, su, iklim gibi krizlere yönelik girişim dünyası yeterince kafa yoruyor mu? Şu anda Avrupa Birliği'nde özellikle bu alana yönelik Green Tech alanında bir yönelme var. Özellikle gıda sektörü açısından. Çünkü yani her ne kadar yazılım, oyun vesaire çok önemli sektörler olsa da, hayatımızın tamamen içinde olsa da, geleceğimiz aslında kullandığımız ilaçlar, ürünler ve gıdalar. En temelde gıda. Beslenmeden hayatımızı devam ettiremiyoruz. Bunun bilinci de yavaş yavaş büyük mertebelerde de, yani Avrupa Birliği vesaire işte devletler mertebesinde de aslında oturmaya başlamış bir şekilde görüyorum ben. Avrupa Birliği'nin çok büyük destekleri var bu konuda. Yine Avrupa'da, Türkiye'de de gıda girişimlerine yönelik destek programları, bu EVA gibi çeşitli programlar var. Giderek daha artıyor bilinç. O güzel, sevindirici bir olay. Senin eklemek istediğin var mı Berfu? Ben Nerve'ye katılıyorum kesinlikle. Avrupa ve yani bütün dünya aslında yaklaşan su krizi, iklim krizi ve bununla birlikte çok ilintili olan gıda krizinin farkında. Yani gıda denilince de hani bu alanda, sürdürülebilirlik alanında ve bu tarz iklim hareketlerinde kadınlar evet ön plana çıkıyor. Topraklarını koruyan, jandarmanın önüne işte barikat kuran babaanneler, toprağın baş savunucuları olurken, şu anda işte İsveç'teki iklim bakanı 26 yaşında yine bir kadın. Aslında bütün dünya hani bunun farkında, kadınlara daha çok yüksek mertebelerde ve
karar alma mercilerinde yer verilmesi gerektiğini farkında. Ben gıda krizinde bütün diğer krizler gibi toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ancak sağlanabileceğini ve bununla birlikte olmadan hep eksik kalacağını düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar da eksik kalmasının en büyük sebeplerinden bence biri bu. Çünkü gıda krizi yaşandığında bundan en çok etkilenen şu anda yani kadınlar ve kız çocukları oluyor. Yani biri işte kız çocukları erken evlendirilmesi, okuldan alınması, buradaki eşitsizlikler kız çocukları ve kadınlar için ne yazık ki daha da derinleşiyor. O yüzden hani gıda ve gıda krizinin çözülmesinde karar alma mercilerinde özellikle kadınların daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü toprağı da işleyen kadın aslında, bizi doyuran da kadın aynı şekilde. Ama ne yazık ki karar alma mercilerinde bu sayılar çok az. Bunların artmasıyla birlikte bu krizlerin ancak önlenebileceğini, temel eksikliğin bu olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim size. Kendi adıma çok keyifli bir podcast oldu. Bu açıdan destekleriniz, katkılarınız için Merve ve Berfu çok teşekkür ederim. Böylelikle bu Fikir Tutar'ın da bir bölümünün daha sonuna geldik. Çok teşekkür ederim herkese tekrardan. Görüşmek dileğiyle, sevgiler.